Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru kitabında paraya kenar ve eşkenar dörtgen konusundaki 11. testin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversiteliğim testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD paraya kenarında M ve N orta noktalarmış. Evet şunlar orta nokta. Şu eşitleri koyalım. Bir de ABCD paraya kenarının alanını 120 cm kare olarak vermişler. Taralı alan nedir diye soruluyor. Paraya kenarının alanını vermiş bize. Eyvallah buna göre işlem yapacağız. Hocam ben şuradaki N ve M'yi birleştirsem ne olur? İki ayrı paralel kenar olur. Çünkü niye? Şurada karşı kenarlar paralel ve birbirine eşit olduğunda paralel kenar bu da paralel kenar. E o zaman paralel kenar olduğu için şuradaki parçalar köşegenler birbirini ortaladı mı? Ortaladı. E aynı zamanda şunlarda da bir kelebek melebek benzerliği ya da başka bir şey var mı? Var. Bakın şurada da bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? Bakacak olursak kelebekteki oran 1'e 1. Bir. Çünkü şunlar birbirine eşit. E O zaman kelebekteki oran 1'e 1 ise ben şuraya A, buraya da A dersem burası 2A ise burası da 2A mıdır? Evet. Sonra paraya kenarının alanı 120 diye vermişler. Bu iki tane eş paraya kenar olduğu için 120 ise 60, 60 oldu. E, 60'ı 4'e böldüğüm zaman da 4 eşit parçaya ayrılır burası. Yani her bir parçanın alanı nedir burada? 15'tir. E Burada şu büyük kelebeğe bakacak olursak o zaman burada büyük kelebekte 1. Büyük kelebeğin partisi çünkü şurası. Büyük kelebekte kaça kaç oran var? 1'e 3 oran var. O zaman 1 bölü 3'ün karesi nedir? 1 bölü 9'dur. E o zaman burada kalan iken burada kalan 9 A'dır. Yani A'yı 15 olarak biliyorsak bizden 9 alan isteniyor. O da 9 çarpı 15'ten 135 mi yapar? Evet. Cevabımız böylelikle E çıktı. Birinci soruda. Geldik 2'ye. Çevre uzunluğu 27 santimetre olan çekildeki büyük paraya kenar 9 adet daha küçük paraya kenarlara ayrılmıştır. Küçük paraya kenarlardan 4 tanesinin çevre uzunluğu santimetre cinsinden şuralarda verilmiş. Buna göre mavi boyalı bölgenin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaş şuradan başlayayım ben. E ne diyeyim buraya? A dersem şuraya da B dersem. 2 tane A artı 2 tane B 13 ise A artı B nedir? 13 bölü 2'dir. Sonra şurası var C ve D diyeyim buraya. O zaman C artı D de kaça eşittir? 3'e eşittir. E o zaman burası C. Burası da C. E burası B olduğunu biliyorum. Buraya da D D'yi kullandık zaten. Buraya da C, D, E diyeyim istersen. E o zaman burada da ne oldu? Burada da C artı E kaç yaptı? C artı E de 4'e eşit olacak. Çünkü iki tanesi. iki tane C artı iki tane E 8'e eşit olduğundan. Sonra burası B oldu dostum. Şöyle bakacak olursan. E, şuradaki uzunluğu biliyor muyuz? Biz yatay uzunluğu bilmiyoruz. Buraya da F diyelim isterseniz. Burası da F olsun. A iken burası da A. Şimdi burada da bir şey geldi. B artı F'yi kaç bulduk? 5 bölü 2 olarak bulduk. B artı F de 5 bölü 2 oldu. Sonra ne yapacağız? Sonra büyük paraya kenarın çevre uzunluğunu vermiş. Şurası D birim. Burası da E birim. Yani A, B, C, D, E, F. Hepsinden birer tane var. A artı B artı C artı D artı E. Şu ikisinin toplamı. Ee, bu ikisinin toplamı 27 bölü 2 mi yapacak? Çünkü bundan 2 tane var. 27 eşitse burası da 27 bölü 2 olacak. E burada 2 biliminin denklemler bulduk. Taraf tarafa toplarsak ne geliyor? A'dan bir tane. B'den iki tane. A artı 2B artı. C'den de iki tane. 2C artı. D'den E'den F'den bir tane var. D, E ve F, F eşittir. Toplayacağız bunları. Hocam 13 bölü 2 ile 5 bölü 2'nin toplamı kaç yapar? 18 bölü 2'den 9 yapar. 9 7 daha kaç yaptı? 16 yaptı. E ben buradaki toplamı biliyorum. Bu toplam kaç verilmiş? 27 bölü 2. E burada ben bunu açacak olursam A artı B artı C artı D artı E artı F artı B'den 2 tane vardı. B artı C'den de 2 tane vardı. C eşittir neymiş? 16'ymiş. E şunun yerine ben artık ne yazabilirim? 27 bölü 2 yazacak olursam. B artı C de 16A eksi 27 bölü 2 yapar. 32'den 27 bölü 2 çıkınca kaç yapar? 5 bölü 2 yapar. Bizden ne isteniyor? Mavi boyalı bölgenin çevresi isteniyor. Yani 2 tane B artı 2 tane C isteniyor bizden. O da kaça eşittir? B artı C 5 bölü 2 ise 2, iki katı da 5 yapar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle akçay oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Sınavda bu mantıkta bir soru çıkabilir. Evet. O zaman kaçıncı soru bu? İkinci sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya 3'e. Şimdi gençler burada neler verilmiş? Eşkenar dörtgenler verilmiş. Ya burada belli zaten hocam. Bir köşegen çizsek, e, diğerini de çizsen, diğerini de çizsen, diğerini de çizsen doğrusal olacak. Ve şurada bir dikdörtgen çıktı. E burada da aynı şekilde bir köşegen falan filan derken doğrusallık söz konusu zaten. Şurası 90 derece ve bu 30-30 yaptı. E o zaman burası da 60 yaptı, burası da 60 yaptı. Şimdi ben buraya bir 30'un karşısına A dersem 60'ı karşı A kök 3 yaptı. E o zaman burası da A kök 3. 2 kök 3 A burası eş, eş oldukları için burası da 2 kök 3 A, burası da 2 kök 3 A, burası da 2 kök 3 A yaptı. Toplamda 2, 4, 6, 8 kök 3 A 72'ye mi eşit? Evet. 8 kök 3 A eşittir 72 ise şunlar sadece şimdi 9 yaptı. A da buradan 9 bölü kök eşit oldu. Yani 3 kök 3 oldu. A'yı 3 kök 3 bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Yani şu dikey olan kısım yatay olan kısım hepsi çıkmış oldu meydana. E o zaman ben burada şuradaki uzunluğu bulabilirim. Nasıl? Buradaki uzunluk 2 kök 3. 2 kök 3 daha 4 kök 3 a. Şuradaki uzunluk 4 kök 3 a. Yani 3 kök 3 yazacak olursam 4 kök 3 çarpı 3 kök 3'ten dolayı 4 kere 12 burası 36 mı yaptı? Evet burası 36 oldu. Şu uzunluğu da bulabilirim ben. Bu uzunlukta arkadaşlar şuradaki uzunluğa a eşit. Yani burası da AA 2 a değil mi? AA burası 2 a yani burası da 2A burası da 2A toplamda 4A olacak burası. E o zaman burası 4A. Şimdi A yerine ne yazacağız? A yerine 3 köküç yazacağız. Bu 4 çarpı 3 köküçten 12 köküç çıktı burası da. E o zaman burası da 12 3 olduysa bizden yeşil boyalı bölgenin alanı isteniyor. Yani bir kenarımız 36 diğer kenarımız 12 3 36 ile 12 3'ün çarpımı isteniyor bizden. O da ne yapıyor arkadaşlar? 140, e, bu 12 çarpı 3 olduğu için 144 3'ün çarpımı 144 ile 3'ü çarpsam 4 kere 3 12 4 kere 3 12 13 3 kere 1 3 4 432 kök 3 yapacaktır gençler. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı böylelikle 432 kök 3 çıktı. Yani bu sorunun doğru cevabı böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. ABCD karesinin ardışık iki kenarına iki eş paraya kenar aralarında boşluk kalmayacak biçimde aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Evet bu bir kareymiş. Kare olduğu için şöyle bir eş koyalım ve buradaki açılarımız kaçar derece? 90'ar derece. Peki bunları da yapıştırdık. Sonrasında bunlar da eş paralel kenarmış. O zaman bunun küçük açısı dar açısı alfa iken, bunun da dar açısı alfadır. E hocam bu eş paraya kenar çift çizgiye çizgi ise burası da çift çizgiye çizgi şeklinde olmak zorunda. Paraya kenar olduğundan dolayı alfa ise burası nedir? 180 eksi alfadır. E hocam tamamı 360 olduğundan şu ikisinin toplamı 180 ise bu ikisinin toplamı da 180 olacak. Dolayısıyla burada kaç da kaç derece oldu? 90 derece oldu. E bir tane paraya kenarın çevresi de 8 kökü olarak verilmiş ve karenin alanı da 2 olarak verilmiş. Yani a kare eşittir 2 ise a'yı buradan kökü olarak buluruz. A buradan kök geldi. O zaman burası kökki ise burası da köklüdür. Eee çevresi de 8 köklü olduğundan bunlar da 3 köklü 3 kökki yapar. E, o zaman burası 3 köklü, burası da 3 köklü. 3 köklüyü köklü katından burası da kaç çıkacaktır? 6 çıkacaktır. Dolayısıyla 4. sorunun cevabı böylelikle Denizli oldu. Geldik 5. soruya. Kısa kenar uzunluğu 170 ve uzun kenar uzunluğu 210 olan dikdörtgen şeklindeki bir hava okey masasının AD kenarına E noktasında teğet ve yarıçap uzunluğu 5 cm olan bir dik bulunmaktadır. Bu diski böyle vurmuşuz, şöyle yol almış ve E noktasına gelmiş. E noktasına geldiğinde bizde şu merkezin oluşturduğu dörtgenin alanı nedir diye isteniyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız burada? Şimdi burada merkez var, teğet var, çek dik yapsak. Merkez var, teğet var, çek dik yapsak. Hocam yarıçap uzunluğu 5. Burası da 5. E burada dikdörtgen oluşturmalıyız. Hop şöyle dik üçgen, hop şöyle bir dik üçgen yapacak olursak, dikdörtgen yapacak olursak. Pardon. Beşken 5. Buraya ne kaldı? 25 kaldı. E sonra e burası da beşken. Burası da 5. Buraya da ne kaldı? 20. Hatta burası da 20 yaptı. 25'e 20 oldu. Özel üçgen değil. Burayı bulamam. E zaten dikdörtgen değil. Burada herhangi bir şekilde şunun alanını herhangi bir şekilde bulamam. E bu, burada ne yapmam lazım benim? Sadece ve sadece paralel olduğunu söyleyebiliriz. E burada aslında şöyle bir hamle yapabiliriz. Şimdi vurduğu açıyla geri gidecek ya. Soru içi içinde biz bunu biliyoruz ya da tahmin ediyoruz. Ya da benden dolayı şu an e, şey yapmış olabilirsiniz. Normalde ne oluyordu arkadaşlar? Böyle vurduğu açıyla gitmiyor muydu? Evet. Burada vurduğu açıyla gittiğini düşünelim. Şu alfa vurduysa alfa açısıyla gidecek. O zaman ben buraya beta dersem. Buraya da beta vurduysa beta açısıyla gidecek. O zaman burası da şöyle olmak zorunda. E hatta aynı işlemleri şurada yapacak olursak. Şöyle yapacak olursak. Ve hatta burada da bir Yine aynı işlem. Şurada dik üçgen oluşturacak olursak aynı dik üçgen merkezde ettik çektikten hatta yapalım. Burası kaç? 5. Şurası bir şey olmuş oldu. Paraya kenar olmuş oldu. Niye? Beta ile vurduk. betayla gitti. E, bu 2 alfa. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece. 2 alfa artı 2 beta 180. Dolayısıyla burası 2 beta olur. Burası 2 alfa olur. E, beta 90 alfa. Alfa ile vurdu. Alfa gitti. E, burası 2 beta oldu. Burası da beta oldu. Beta'yı sattı. Burada açıda gidecek. Beta burası da 2 alfa oldu. Şu ikisinin toplamı 180 olduğu için karşılıklı kenarlar paralel. Paraya kenar çıktı. O zaman şunlar birbirine eşit. Yani şurası bir eş üçgen çıktı. E o zaman burada beta'nın karşısı 25 ise, beta'nın karşısı 25. Aynı hamleden burası da 20 çıkar. E ben artık şurayı da bulurum. Ve benden şu isteniliyor. Bu alanı nasıl bulacağız biz? Bütünsel düşünebiliriz. Hani burada tabanına ait yükseklikten gitmeye çalışsak sıkıntı olabilir. Şurada pisagor bağıntısında özel bir üçgen yok ki. 25'e 20. Özel bir üçgen olmadığı için şurayı bulmak sıkıntılı olabilir. E, o yüzden burada ne yapmalıyız? Burada tüm bütünsel düşünelim. Tüm alandan şu alanı, şu alanı, şu alanı ve şu alanı çıkartırsak olay biter. E Ben şuradaki şeyi halletmeye çalışayım. Tamamı 170. Hocam burası 5. Burası da 5 ise. Şurası da 5 ise. 5, 5, 10 ve 20 çıkarttığım zaman. Yani 30 çıkarttığım zaman burası 140 yapar. E sonra aynı şekilde şurası da 5. Şurası da 5. Toplamda bu sefer nasıl çıkartacağım? Şunu tamam mı? 210 210'dan 5 5 çıktı. Bir de 25 çıktı. 5 5 10. Bir de 25 çıkınca 35 çıktı. Değil mi? Evet. 210'dan 35 çıkartınca kaç kalıyor ya? 8 daha işte abi 11. 75 geliyor galiba değil mi? Evet. 175 oldu arkadaşlar burası da. Şurası da 175 oldu. E ne yapacağız burada? Hocam tüm alandan, tüm alan dediğim, şuraya kadar olan kısım 5-5-10 çıkınca 140 artı 20'den de 160'da diyebiliriz buraya. Ve şurası da ne yaptı? Burası da 210'dan 5-5-10 çıkınca yine buraya kaç kaldı? 200 kaldı. O zaman ben şu işlemi yapacağım. 160 çarpı 200'den, 160 çarpı 200'den neleri çıkartacağım? Şuradaki üçgen bu üçgenden iki tane var. Yani 140 çarpı 175. 140 çarpı 175 bölü 2'den iki tane var. Eksi şu küçük üçgenlerden de iki tane çıkartacağım. Yani 20 çarpı 25 bölü 2'den iki tane çıkartacağım. Buradaki işlemi yapacak olursak cevap da arkadaşlar isterseniz yapabilirsiniz. E, vakit kaybı olmasın 7000 çıkıyor. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı 5. sorunun doğru cevabı B seçeneği oldu. Geldik bir sonraki soruya yani 6. soruya. Bu soruda da sayılarda bazı değişiklikler yaptık. 1 cm şu 2 cm 1 cm burayı 20 cm yani 20'ye 1. Şurada, şurası da 5 cm olarak düzelttik. Ve çok da güzel bir soru. Lütfen buna da dikkat edin. Ben ilk defa böyle bir soru çözüyorum. Haberiniz olsun. İlginç bir soru. İsterseniz sayılar böyleyken bir deneyin bakalım yapmaya çalışın. Cevap sizin bulduğunuz cevapla benim bulduğum cevap aynı mı olacak? Ya da Aynı şeyleri düşünebilecek biz bakalım. Hadi birlikte bakalım soruya. Turan öğretmen matematik dersinde eşkenar dörtgeni anlatmak için kısa kenar uzunluğu 1 cm uzun kenar uzunluğu 20 cm olan dikdörtgen biçimdeki geometrik şeritlerini birleştirerek bir kare oluşturuyor. Evet bunları birleştirerek şöyle bir kare oluşturmuş. 20'ye 1. E arkadaş 20'ye 1 ise şurası 1, 1. Burası da 1, 1. E tamam 20 olduğundan buraya 18 kaldı. Aynı şekilde 1. Burası da 18 oldu. İçerideki kare 18, 18 bir kare oldu. Daha sonra oluşturduğu karenin bir kenarını masaya koyarak Diğer kenarından bastırıp 5 santimetre aşağı indiriyor. Evet, bunu 5 santimetre aşağı indirmişim. Önceki yüksekliği kaçtı bunun? 20 idi. 5 santimetre aşağı indirdiğim için şurası kaç olacak? 18 mi olacak arkadaşım? Evet. E sonra 18 değil, pardon. Kaç? 5 santimetre aşağı indirdiğim için 20 iken 15 olacak. Buna göre şeridin arasında kalan bölgenin alanındaki değişiklik nedir diye soruluyor. Önceden burası 18 ile 18'in çarpımı yapar. 18 ile 18'in çarpımı kaç yaptı? 324 yaptı. Bu alanı bulduk. Şimdi şu alanı bulacağız. Bak dikkat et burada. Sen bunu böyle bastırdın. Hocam bastırdığın için yöndeşlikten dolayı burada açılar aynı mıdır? Evet alfa iken burası alfa. Bunun bir kenarı kaç? 20. Bunun bir kenarı kaç? 18. Bu 20'lik eşkenar dörtgen. Bu da 18'lik eşkenar dörtgen. Bunun alanını bulmaya çalışacağız. Şimdi dikkat. et. Bu açı aynı olduğu için birer açıları aynı. Hatta burası da beta dersem burası da ne olmak zorunda? Beta olmak zorunda. E hocam iki eşkenar dörtgen açılar da aynı olduğu için benzer değil midir? Evet açılar da aynı olduğu için benzerdir. Ve benzerlik oranı nedir? Ben burada bu eşkenar dörtgenin alanını bulmak için neyi bulmak zorundayım? Tabanına ait yüksekliği bulmak zorundayım. Şuraya diyeyim. benzerlik oranı 18 bölü 20 değil mi? Aynen öyle. 18 bölü 20 benzerlik oranı. Peki yüksekleri oranı da aynı şekilde benzerlik oranına eşit değil midir? Aynen öyle. Yani h bölü 15'e eşittir. Hocam 5'e böldük 4. 5'e böldük 3. Bu 2'ye böl 2'ye böl 2 9. 27 bölü 2 çıktı. H'ı 27 bölü 2 bulduk. O zaman alanda ne yapıyor? Şunun alanında 18 çarpı 27 bölü 2'ye eşit olacak. 27 bölü 2'ye eşit olacak. Şunlar da sadeleşince 9. 7 kere 9 63. 9 kere 2 18. 243 yaptı galiba. Evet buradaki alanda 243 bulduk arkadaşlar. E eski alan 324 çünkü buna göre şeridin arasında kalan bölgenin alanındaki değişiklik aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye soruluyor. Şeritler arasında kalan alan önceden 324 iken şimdi 243 oldu. Çıkartacak olursak burada 1, 8, 4 daha 12. E, buradan ne geldi o zaman? 81 geldi. O zaman ne kadar azalmış oldu arkadaşlar? 81 azalmış oldu. Yani şurayı 81 yapalım. 81 santimetre kare azalmış diyelim ve cevabı da A şıkkı diyelim. Evet burada güzel bir soru. Eşkenar dörtgende benzerlikle ilgili yaptık bu soruyu. Aynı zamanda benzerlik oranı karesi alanlar oranından da gidebilirsiniz bence. Hani 20, 18 bölü 20 ya. 18 bölü 20 benzerlik oranı kaç yapıyor? 18 bölü 20. Yani şöyle de yapabilirdiniz aslında onu da söyleyeyim istersen. 18 bölü 20 2'ye böl 9 bölü 10. Hocam burada kalan 81 A ise tüm alan 100 A diyebilirdiniz. 81 A 20 çarpı 15'e eşit deyip sonra öbüründe de e, şeyi bulmaya çalışacaktınız. 81 A'yı bulmaya çalışacaktınız. Yine aynı şekilde cevabı 243 diye bulabilirdiniz arkadaşlar. Ben burada yükseklik oranlamasından gidip yola e, sonuca o şekilde ulaştım. Ama hoş bir soru gerçekten. Valla değiştirdik sayıları ama güzel bir soru. Tamam. Evet değiştirince çok da güzel bir sonuca ulaştık. Evet geldik yedinci soruya. Bir kenar uzunluğu 11'im olan eşkenar dörtgen şeklindeki kağıt şekil 1'deki gibi A ve C köşelerinden A ve C köşeleri köşegenlerin kesim noktasında çakışacak biçimde. Şurası köşegenlerin kesim noktasıymış arkadaşlar. Madem köşegenlerin kesim noktası sen bu köşegeni çizsen hop şöyle diğer köşegende hop şöyle mi olacak? Evet tam burası. Şimdi köşegenler nasıldı? Açı ortaydı. Yani şunlar birbirine eşitti. Hocam şunlar da birbirine eşitti. Eyvallah. Köşegenlerin kesim noktasında kesildi ve burası da 90 derece. Şekil 2'de elde edilen altıgenin çevresi 32 birim olduğuna göre. Şimdi gençler. Burada bakalım bir şey yapmaya çalışalım. Burada ne diyelim. Bir katlama yapılmış. Katlama da üst üste binen kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Şimdi bu tam köşegenlerin kesim noktasına gelmiş mi? Gelmiş bu köşegenlerin kesim noktasına geldiği için bu katlama çizgisinde bak bu nokta buraya mı geldi? Evet. Aslında burada bu doğruya göre simetriğini almış olduk. O zaman burası ne demek? 90 derece demek değil midir? Aynen öyle. A hocam hem açı ortay bu eşkenar dörtgenden dolayı oldu. Hem açı ortay hem de yükseklik. O zaman bu bir ikizkenar üçgendir kesinlikle. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşittir. Yani burası da eşit oldu mu? Oldu. Sonra Bak burası da 90 derece. Dikkat dikkat. Burası 90 ya. 90 var. Eşit eşitken burası da eşit olmaz mı? Olur. Muhteşem üstünden dolayı. E aynı şeyi yan tarafta yapsak. Hocam şu kenar katlamadan dolayı buraya eşit oldu. Bu katladığın zaman burası da 90 derece oldu. Hocam burada da x kenarlık çıktı. Burası da eşit oldu. Hatta katlamada üst üste gelen kenarlar eşit olduğundan burası da eşit oldu. E hatta burası da 90 derece ise 90 eşit eşitken burası da eşit olur. Aa hocam burası iki tane çift çizgiydi. Burası da iki tane çift çizgi olacak. Dolayısıyla bunlar da çift çizgi diyebiliriz aslında. Tamam. 2 e, tane çift çizgide burası da çift çizgi olacak. Hani şekilde biraz daha şu P noktası burada olmuş olsaydı. Şöyle çizilmiş olsaydı daha güzel olacaktı aslında sonra ama. E, yine güzel sıkıntı yok. Evet devam edelim. Şimdi biz bunu böyle yaptığımız zaman. Çevresinden bahsetmiş. Elde edilen altıgenin çevresi 32 birim olduğuna göre. Başlangıçtaki eşkenar dörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi Burada bakalım neler var. Bakalım neler var. Burada bu tabanı keş parçaya falan filan böldü diyeceğiz. Başka ee, bir kenarı 10 birimde. Ha tamam olay bitti. 11'imse birimse burası 5 5. E hocam burası da çift çizgi olur zaten. Bak burası da 5 burası da 5 burası da 5. Dikkat edin şu üçgenle şu üçgen aynı olduğu için şuradaki uzunluk xken buradaki uzunluk da x değil mi? Aynı üçgen bak x kenar ee, çift çizgiye çift çizgi çift çizgiye çift çizgi olduğu için bu üçgenle bu üçgen aynı. Burası da 5, burası da 5 ya. E, o zaman 5'lik üçgen olduğu için taban kenarları da eşit olacak. 5, 10, 15, 20 artı 2x. 20 artı 2x eşittir 32 ise 2x eşittir 12'den x'i kaç buluruz? 6 buluruz. Hocam x 6. Altı. Burası 6 ise bunlar 3, 3 diye iki parçaya böldü mü? Çünkü x kenar artı çizilen yükseklik tabanı iki parçaya böler. E o zaman hocam burası 3, 3 hatta burası 5. 3 4 5 üçgeninden burası da 4 çıktı mı çıktı. Bizden dikdörtgenin alanı isteniliyor. Burası da 90 derece. Ee, pardon eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. Şimdi 3 4 5'ten burayı yazdık. Sonra bir şey var mı? Hatta burası da katlamadan dolayı üst üste kenarlar birbirine eşit. Burası da 4 oldu. E şurada bir orta taban çıktı aslında. Ee, burası üçgen burası da 6 mı oldu? Ya da 6 pardon 8 10 ne üçgen 6 8 10 üçgenin 6 burası. E burası da 6 olur. Hocam burası sekizgen. Burası da 8 olur. Bir köşegen belli. Diğer köşegen de belli. Köşegenlere bakacak olursak bir köşegen 12 diğer köşegen 16. 12 çarpı 16 bölü 2'ye eşittir. Bu da kaç yapıyor? Sadeleştirdiğimiz zaman 96'ya eşit oluyor. Dolayısıyla kaçıncı soru bu? 7. sorunun cevabı böylelikle balık esir çıktı. Geldik bir sonraki soruya. 8. soruya. Ben bunu böyle katlamışım ve şu şekilde elde etmişim. Bunlar yani o zaman hepsi sarı olmuşsa hepsi bir köşede yani şurada tam köşegenlerin kesim noktasından birleşiyor arkadaşlar şöyle. Evet, tam bunların uç noktaları burada kesişiyor. O zaman ben bunu böyle açayım. Açacak olursam hocam şunu şöyle açtım. Şöyle açtım, açılmış hali. Bunu katlanmışı bakın burası. Hop böyle açtım. Şuradaki katlanmışı da şöyle açalım. Sonra buradaki üçgen katlanmışı da şöyle açalım. Sonra buradaki üçgen katlanmışı da şöyle açacak olursak bak eşkenar dörtgen elde ettik mi? Ettik. Şimdi bize bir şey demiş bir kenar uzunluğu 2 birim olan 120. Evet bunun kenar uzunluğu 2 birimmiş. Ve şurada açı 120 dereceymiş. O zaman katladığımızda üst üste binen açılar birbirine eşit olduğundan burası da 120. E burası 120 ise burası 60 oldu. Sonra ne olacak burada? Dikdörtgen oluştu diyor ya bize. Dikdörtgende köşegenler birbirine eşit olduğundan dolayı 60 ise çizgiye çizgi bunlar da 60 60 oldu. Yani şurada bir eşkenar üçgen çıktı. E katlamada şunları hallettik. O zaman burada şuraya A diyecek olursam burası da A burası da A oldu mu? Oldu. Hatta 120 ise bunlar da 30-30 oldu. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit. Burası da 30-30. A, A ise burası A köküç oldu. Hatta burası da A, oldu. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Sonra ben bu katlamada da üst üste binen kenarlar birbirine eşit diye Burası A iken burası da A olacak mı? Olacak. E bunun tamamı kaçtı? 2 idi. O zaman A'yı kaç buluruz? 1 buluruz. KLMN dikdörtgenin alanı isteniliyor. A dediğimiz 1, A kök3 dediğimizde kök3 olduğuna göre 1 ile kök3'ün çarpımı isteniliyor bizden. 1 ile kök3'ün çarpımı da kaç yapar? kök3 yapar. Dolayısıyla kaçıncı soru bu? 8. sorunun cevabı böylelikle C -han oldu ve geldik 9. soruya. ABC'de dikdörtgen. Dikdörtgenin karşılıklı kenarlarına 2 tane eş eşkenar dörtgen aralarında boşluk kalmayacak biçimde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Şimdi arkadaşlar burası 90 Sonra 360'a tamamlayan burada kaç kaç derece yapar? 135 derece yapar. E o zaman eşkenar dörtgen 180'e tamamlayalım. Burası 45 hatta burası da 45 oldu mu? Oldu. Hatta burası da 90 derece. Şimdi benden bu uzunluk isteniyor. Arkadaşım bu uzunluğu bulmak için 90 derece karşılık getirmem lazım benim. E ne yapayım? Şuradan bir dik çizsem. Yani şunun uzantısında şöyle dik çizsem. Çünkü burası 45 burası da 45 olduğundan dolayı. Dik çizdiğim zaman. Hocam 45 burası 90 çizince burası da 45 oldu mu? Oldu. E sonra buna karşılık 90 dereceye karşılık getireceğim ben burada. Şunun uzantısı da aynı şekilde dik değil midir? Evet. Çünkü niye? Bu 90. E bu da 90. Burası 135 ise burası 45'tir. E burada da 45 45 90 üçgen çıktı. Bir merdiven şekli karşımıza çıktı. Ne yapıyorduk? Dikdörtgene tamamlamıyor muyduk? Hop şöyle. Dikdörtgen yapalım ve karşımıza dik üçgen çıktı mı? Çıktı. Evet. Eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu kök 2 olarak verilmiş. Hocam kök 2. Burası da kök 2. A kök 2 ise 45 45 90 üçgeninden burası 1 1 yaptı. Hocam aynı şekilde burası kök 2 ya burası da 1 1 yaptı mı? Yaptı. Sonra bize başka bir şey verilmiş mi? L ile N noktası arasındaki uzunluğu da 2 kök 5 vermişler. 2 kök 5. Hocam dikdörtgenden dolayı burası 1 iken burası da 1 yaptı ve buradaki uzunluğa bakın 2. Burası 90 derece. Buradaki uzunluğu bulabilirim ben. 2 var, 2 kök 5 var. Yani kök 5 katıysa 1 2 kök 5 üçgeninden burası da 4 mi çıkar? Evet. Hocam bunun tamamı 4. Yani şuraya kadar olan kısım 4. E hocam 1 1 ikisi buradaysa buraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. Çünkü tamamı 4. Biri burada biri burada buraya da 2 kaldı. Bizden ne isteniyor arkadaşım? Bizden ABCD dikdörtgeninin alanı isteniyor. Bir kenarını 2 bulduk. Diğer kenarı da kök 2 verilmişti. 2 çarpı kök 2'den cevabımız ne çıkar böylelikle? 2 kök 2 çıkar. Yani Dolayısıyla 9. sorunun doğru cevabı böylelikle akçay oldu. Ve böylelikle arkadaşlar paraya kenar ve eşkenar dörtgen konusundaki son testi de böylelikle çözmüş bulunuyoruz. Yani bu konuyu bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki konuda, bir sonraki bölümde daha doğrusu görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.